günaydın, iyi akşamlar, günler bir saatte beni izliyorsanız YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle enteresan bir konu işleyeceğiz. Aslında biraz skandallı bir durumdur vesikalık fotoğraf çektirmek. Nasıl vesikalık ve biyometrik fotoğraf çektirilir? Neler yapmak gerekir? Nasıl durmak gerekir? Nasıl o işe gönderdiğimiz CV'lerimiz geri dönmesin? Nasıl vizeye gönderdiğimiz kayıtlar suratımıza geri çarpmasın için çok doğru bir şekilde fotoğraf çektirmemiz gerekiyor. Ama ben, yani yıllardır profesyonel bir aynı zamanda model ve fotomodel olarak ben bile o vesikalık sırasında acayip geriliyorum. Çünkü hiçbir zaman kendim gibi çıkamıyorum. Tamam, güzel çıkmak derdinde değilim de en azından biraz kendime benzeyeyim istiyorum. Şimdi arkadaşım beni yönlendirecek, yanlışlarımızı düzelteceğiz ve en azından vesikalık çektirmeye giderken nelere dikkat etmemiz gerektiğini hep birlikte üzerinden geçelim. Güneş gözlüğü tarafında, ya bunu kim çektirmiş Allah aşkına? Güneş gözlüğüyle vesikalık fotoğraf çektirmeye giden varmış. Örnekleri olduğu için söylüyorum. Arkadaşlar böyle bir şey asla yok. Burası Instagram değil. Gerçekten bu Instagram bizim şirazemizi kaydırdı. Çünkü herkes böyle kendine selfie çeker gibi vesikalık poz vermeye çalışıyor. Hatta ben de geçen gün en son bir işlem için vesikalık fotoğraf çektirmeye gittim. Şöyle durmuşum. Niye acaba bilmiyorum ama işte maalesef Instagram'da bize böyle farklı alışkanlıklar edindirdi. Kimse normal poz veremiyor. Nerede filtrem? Nerede benim yıldızlarım? Nerede benim gözümden kalpler falan diye böyle beklentiler içine giriyorsunuz. Biraz hayal kırıklığı olacak ama yapacak bir şey yok. Peki ne yapmamız gerekiyor? Gelelim. Gömleğimizin yakasını kapatalım. Ha, biraz fazla açılmış bir dakika. Gömleğimizi komple mi kapatalım? Komple düzgün olmalı. Tamam, evet, şöyle. Derli toplu. Yani derli toplu bir gömlek istiyorsun. Peki. Evet. Çünkü bize memuru tanısın yani. Bize memurunun dikkatini gömleğimizden almak için tamam, düğmelerimizi kapattık. Şurayı kapatmaya gerek var mı? Yok. Yok. Tamam, böyle güzel, düzgün. Evet. Peki bu gömlekte bir şey var mı, yani kısa kollu olmalı, mesela atlet olmuyor diyebiliyorum, ince askılı olmuyor diyebiliyorum. Zaten tabii şu kadar görüyor, şundan yukarıyı görüyor. Onu tamam, sen de göster istersen. Şu kadar görüyor. Şu kadar gördüğü için omzumuz çıplak olmamalı. Omzumuz çıplak olmamalı. Yani bu aslında uygun bir gömlek olabilir, tişört bile olabilir hatta. Peki. Evet. Saçlarımızı kulağımızın arkasına alalım. O havalı görüntüyü birazcık bozacağız. Zannedersem kulaklarımızın görünmesini istiyorlar. Duyup duymadığımızdan emin olmak istiyorlar diye düşünüyorum. Benim en çok zorlandığım konu saçlarım olmuştu. Çünkü ben biraz böyle bir taras halini seviyorum. Adam dedi ki ben bunları dedi, ne yapacağım dedi. Bu üsttekileri dedi. Photoshop yapacak. Ben böyle Photoshop yapamaz mısın falan dedim. Adam böyle tuhaf tuhaf baktı. Herkes neredeyse evinde kendi Photoshop'unu kendisi yapıyor. Bir sürü filtre program var ama vesikalıklar için aynı şey geçerli değil. Kulaklarımızın görünmesi gerekiyor. Peki. Şöyle düzgünce toplayalım. Saçın kabarık olmaması gerekiyor. Tel tel yukarılara çıkmamış olması gerekiyor. Düzgün, edepli, sakin, fotomodellikten ve süper modellikten uzak bir saç. Tipe riskli. Şart değil ama tipe büyük ve iri, dikkat çeken tipe riskli. Ki ben çok minimal tipeler takarım. Tipeyi de dışta. Gittikçe çağla işgalden uzaklaşmaya başladım yalnızca. Şimdi ben size en son çektirdiğiniz kadar fotoğrafı da göstereyim. Yalnız şu an bu fotoğrafa yaklaşıyoruz. Ya az kaldı, yaklaşıyoruz. Evet. Kulaklar da göründü. Evet. Şimdi dümdüz ekrana bakıyoruz. Bu çok sinir bir şey gerçekten ya. Evet. Gülüyoruz. Ağzımızı açarak gülmüyoruz. Gülümsüyoruz. Ha. Ha, şöyle gülmüyoruz. Evet. Öyle gülmüyoruz. Gülüyoruz. Hafif bir tebessümle. Evet. Dişimizi açıldı. Evet. Oldu mu? Biraz başımızı eğiyoruz. Çok az. Evet. Zaten yani çekemiyoruz. İçeriden kahkahalar atıyorlar. Burada dişimi gözükmemiz gerekiyor. Güldürmeyin. Bu mu? Bir konuşmayalım. Evet. Ama biraz anlamlı bakalım. Yani böyle anlamlı boşluğa bakar gibi. Evet. Vesikalık fotoğrafta nasıl anlamlı bakabilirim ya? Bir saniye düşüneyim, bir dakika. Duygusal bir şeyler düşüneyim. Seyahati isteklisin. Biyometrik çekiyoruz şu an. Vize için mi bu? Evet. Bahama adaları gibi mi bakayım? Evet. Ülkenize geliyorum ve terörist değilim bakış altı. Ya çok iyi bir insanım. Böyle olmaz, alamazsın. Nasıl adam? Böyle olamaz çünkü ifade eşi, tebessüm yok. Çok hafif ya. Diş görünmeyecek, hafif bir tebessüm var.
Şöyle bir, iki. Çok usluyum. Çok iyi bir insanım. Beni alır mısınız? Tamam, oldu. Değil mi? Bu. Yani öyle bir şeyde gerçekten kendimizi görmek istediğimiz görüntüde değil de hakikaten hazırlıklı gidelim. Çünkü bu gerçekten büyük bir skandal bence vesikalık fotoğrafların olayı. Benim vesikalık fotoğrafımı göstermek istiyorum en son çektirdiğim. Çok sıkılmıştım çekilirken. Çok kısa sürmesine rağmen. Yani bence bugüne kadarki çektirdiğim en iyi vesikalık fotoğraf. Versene. Mr. Spark ya, kaşlara bak Allah aşkına. Kaşlar kalkmış, kulaklar görünüyor. Küpe yok. Uslu. Bir kız. Yani demem o ki vesikalık fotoğraf çektirirken kendinizi Instagram'da zannetmeyin. Başınız yanmasın, CV'leriniz geri dönmesin. Ve kendinize iyi bakın. Ciao.